Yani diplomasi kanallarını kapatmayalım. Biz zaten onu yenmek gibi bir derdimiz mi vardı diyerek bu bahsi kapatabileceğini düşünüyor. Bu bahis öyle kapanmaz. Öyle kolay kapanmaz bu bahis. Yani İsrail'le büyükelçi krizi yaşadık. İlişkilerimiz gerildi. Mavi Marmara oldu. Barışması daha kolaydı. O bile o kadar uzun sürdü. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye'de kriz yaşadık ama sonradan 15 Temmuz'da gerildik. Fakat o da sonuçta diplomatik krizdi, aşılabilirdi. Suudi Arabistan'ın bize yaptığı alçaltıcı bir muameleydi. Topraklarımızda kendi gazetecisini doğradı. Katletti yani, öldürdü. Orada da utanç verici bir barış oldu ama gene böyle değil hadise. Yani bizim Suriye ile yaşadığımız o 11 yıl diğer herhangi bir komşuyla yaşanan gerilimle benzer değil. Mısır'la da değil. Mısır'daki de diplomatik kriz aslında. Her ne kadar AK Parti onu içeride kullanmış olsa da diplomatik kriz. Suriye'deki bambaşka bir durum. Suriye'yi değiştirdi, bizi değiştirdi. Sosyolojimizi değiştirdi. Nüfusumuzu değiştirdi. Politikamızı değiştirdi. Geleceğimizi değiştirdi. Öyle AK Parti işte üzerine bir Fatiha okuyup gidemez. Efendim bu da politikanın cilvesi diyemez. Dün dündür, bugün bugündür diyemez. Dünkü güneş de bugünün çamaşırı kurudu diyemez. Yok öyle. Hesap vereceksiniz. Nereye böyle yani? Hesap vermeden nereye? Cumhurbaşkanı Erdoğan işte o günlerde sanırım Fırat Kalkanı operasyonu. Benim hatırlattığım şey mi Murat? Devlet terörü istiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için Suriye'ye girdik. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu siz söylemediniz mi? Değil miydiniz 6 yıl önce devlet terörü istiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için Suriye'ye giren? Şimdi 6 yıl sonra şöyle diyor. Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Vardı. Şimdi 6 yıl arayla bu iki sözü biz nereye yazalım? Sadece bu değil ki. Ben 5 Eylül 2012 yaklaşık 10 yıl önce Cumhurbaşkanı şunları söylüyor. Diyor ki CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak diyor. Bak diyor ki Cumhurbaşkanı CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak. Devamında şöyle söylüyor. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek. Oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O günde yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak. Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız. Bilal-i Habeşi'nin, İbn Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz. Şimdi yani ve bu cümleleri ettikten sonra CHP'yi bunlar katil Esed'in Türkiye'de sözcülüğünü yapıyorlar. Ama bugün o yandaş medyaları, Halk TV, bakıyorsunuz albay bilmem neyi işte orada gördüler diye haber yapmışlar. Yani albay Esad'ın ordusundan ayrılıp özgür Suriye ordusunu kuran albay kastediliyor. Cumhurbaşkanı o kişiyi kastediyor ki ne olmuş gördüler. Görecek tabii. Burada sadece albay yok. Bunu biz zaten günlerdir açıklıyoruz. General de var, albay da var, subaylar da var. Bu insanlar buraya geldiler, güvenli bir kardeş olduğumuz için geldiler. Ve devamında diyor ki, bunların derdi başka diyor, provokasyon yapmak. Esad'ın değirmenine su taşımak. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu, bu millet CHP eliyle Türkiye'de bağışçılık yapılmasına, CHP eliyle Türkiye'de mezhep provokasyonu yapılmasına izin vermez. Şimdi kardeşim bu cümleleri kim söyledi? Bu cümleleri dönemin cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı söyledi. Esad'ı yıkacaklardı. Esad alaşağı olacaktı. Azınlıktı. Ve onun yerine mümkünse İhvan-ı Müslim'in, değilse AK Parti'nin hoşnut olacağı bir İslamcı iktidar iş başına gelecekti. Ve o AK Parti'nin adeta emir talimatıyla verilen görevi yerine getirecekti. Arzuladıkları böyle bir iktidardı. Arzuladıkları AK Parti'nin peyki niteliğinde bir iktidar kurabilmekti. Peki kurmak istedikleri bu ihvancı, kurmak istedikleri bu ÖSO ölüyle kurmak istedikleri, zaman zaman Ahrar-ı Şam gibi cihatçı örgütlerinde seferber edildiği iktidar kurulsaydı bu Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarında mı olacaktı? Hayır, olmayacaktı. Olmadı da zaten.
Bu AK Parti'nin çıkarını olacaktı. Çünkü o günkü iktidar, hani Monşer diplomasi diye Türkiye'nin en deneyimli, en saygın büyükelçilerini kenara iterken yerine ya partizanlarını yahut Türkiye'nin ona bir türlü borcu bitmek bilmeyen Merve Kavakçı gibi taraftarlarını büyükelçiliklere atadı ve onların bir kısmı da bu ifadenin altını aynen çizmek istiyorum. Ancak Fatih Camisi'nin çevresindeki izbe çay ocaklarında toplanan bir grup radikal İslamcının hayallerini devlet politikası diye Suriye'de uygulamaya kalktılar. Uygulamaya kalktılar ve bize 10 yıllık ağır bir fatura çıkardılar. Bu Türk devletinin, Türk milletinin çıkarıyla ilgili değildi. Bu AK Parti'nin ihtiraslarıyla ilgiliydi. Ve şuna ikna edilmişlerdi stratejik derinlik iddiasıyla, değerli yalnızlık iddiasıyla. Türkiye kabuğuna sığmıyor efendim. Türkiye'nin zaten Osmanlı, bu Türkiye'nin sınırları aslında bir bedene hapis gibiydi. Aslında Osmanlı'nın sınırları var. Biz neden Osmanlı sınırlarında at koşturmayalım? Neden oradaki Sünni dünyanın lideri biz olmayalım? Bizi bekliyorlar. Arap sokağında bizi bekliyorlar. Kahire'de, değil mi? Filistin'de, Şam'da bizi bekliyor. Ey Erdoğan gel diye bekliyorlar. Ve böyle bir liderlik hevesiyle Türkiye'yi, Türkiye'nin 100 yıllık hariciye politikasında radikal bir İslamcı sapma yarattılar. Burası sapmadır bu. Radikal bir sapmadır. Ve bu sapma doğrultusunda Türkiye'nin milli çıkarları Suriye'nin çöllerine gömüldü. Adeta 100 yıl önce Faal Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabında yazdığı gibi. O günlerde de Zeytin Dağı kitabında anlatılır. Mehmetçiklerin Türk ordusunun Arap çöllerinde nasıl yapayalnız bırakıldığını. Şimdi aynısını 100 yıl sonra yaşattılar. Yahu 10 yıllık bilanço o kadar ağır ki. Bir, komşumuz bir kere paramparça oldu. Sınırımızdaki komşumuz bize güvenen insanlar. Bize güvendikleri için mayınları temizleyen insanlar. Ortak kabine kurduğumuz insanlar. Başkanlarımızın yani ortak tatile gittiği insanlar bize olan bütün güvenlerini kaybettiler. Çünkü maalesef bizim Suriye ile olan sınırımız delik deşik oldu. Delik deşik oldu. Yer yer bilinçli şekilde adeta boş bırakıldı. Ve bu bölgeyi ele geçiren, giderek askerileşen bu bölgeyi ele geçiren radikal unsurların, IŞİD'in ve ÖSO'nun, El-Kaide'nin cihat çağrısı bütün dünyada yakalandı. Dünyada nerede bir terörist varsa adeta bizim bu sınırımızı Peşaver'e çevirip, Afganistan-Pakistan arasındaki Peşaver'e çevirip, sanki bir cihatçı otobanına çevirip buradan içeriye Suriye'ye oluştular. Ve zaten Suriye'deki iç çatışmanın en önemli insan kaynağı bu bölgeden akıp geldi. Bunu ben söylemiyorum ki. Bunu MİT'in ve Emniyet'in raporları söylüyor. 2016 tarihli MİT ve Emniyet raporlarında Suriye'ye en önemli girişin bu nokta olduğunu söylüyor. Bu nokta olduğunu söylüyor. Bitmiyor. Biz şimdi şikayet ediyoruz. Orada PYD var. İşte Türkiye'nin terör örgütü diye Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği ve onunla savaştığı PKK'nın kardeş örgütü orada. E buna mukabil ya ÖSO Türkiye'de kuruldu. ÖSO Türkiye'de kuruldu. Ve onların bir kısmı eğitildi, donatıldı. Ahrar-ı Şam gibi belli örgütler işte örgütlerle ilgili işte çeşitli adımların atıldığı iddia ediliyor. Şimdi Suriye coğrafyası birincisi askerileşti. O Suriye'deki muhalefet askerileşti. İkincisi askerileşmiş bu alanı silahı daha güçlü olanlar ele geçirdiler. Onlar geldiler ve bu bölgede hakimiyet alanları kurdular.